İyi akşamlar. Merhaba. Oh, harika bir katılım var. Hoş geliyorsunuz. Evet, bugün sevgili Handan hocamızla, kendisi çocuk doktoru, çiftlilik üzerine konuşacağız ve çocuklarda dil gelişimi üzerine konuşacağız. Bize kıymetli bilgilerini aktaracak. Varsa sizin sorularınızı soracağım kendisine. Evet, hocamız da geldi. Anladım. Merhabalar. Merhaba, Hocam nasılsın? merhaba. Sesim geliyor mu? Evet, ben gayet net alıyorum. Tamam, görüntüler de iyi gibi duruyor. Umarım güzel bir canlı yayın olur diye düşünüyorum. Önce Nasılsınız şeyi hocam? söyleyeyim, sizi önce galiba ben buldum, bilmiyorum ama öyle hatırlıyorum. Sayfanız var ve takip etmekten de acayip hoşlanıyorum. Şey diye düşünmüştüm hep izlerken sizi. Keşke İngilizce öğretmenim olsaydı bugün bu kadar zorlanmazdım diye. Harika düzenlediğiniz bir sayfa var. Çok saygı duyuyorum gerçekten. Çok teşekkür ederim Davetinize çok mutlu oldum. Acayip mutlu oldum. Dil benim en sevdiğim konu. Yani ne isterseniz sorabilirsiniz. Sabaha hocam. kadar Harika. konuşabilirim bu konuda. Harika, harika hocam. Öncelikle hoş geldiniz. Ve ben de katılımınızdan dolayı çok mutluyum. İlk defa bir uzmandan bazı bilgileri alacağız. Size de bazı sorular yönelteceğim. Heyecanla bekliyoruz. Bir iki gündür duyuruyorum sayfamda. Çok güzel dönüşler aldım. Ne güzel. Yoğun da bir katılım olacağını düşünüyorum. O zaman hocam başlayalım mı? Evet, neyle başlayalım? Hocam önce isterseniz genel olarak bebeklerde ve çocuklarda dil gelişimi, Değil. yani tek dilli büyüyen bir çocukta dil gelişimi nasıl olur? Genel hattıyla hocam bize aktarırsınız. Çok büyük bir keyifle dil ciddi anlamda benim çok sevdiğim bir konu ve bu konuda öğrenme sürecim de devam ediyor. Bu işin biyolojisini de çok seviyorum, felsefesini de çok seviyorum. Önce dille başlamak lazım. Dil nedir? Önemi nedir? İnsan hayatına nasıl girer, neden girer, buradan başlamak. Sonrasında da umarım sorarsınız bu iki tane oğlum var. Onlarla ilgili deneyimlerimi Harika. daha sonrasında anlatmak isterim. Ama Bunu önce bilmiyordum hocam. evet, iki dilli çocuklarım benim de. Neden, nasıl dille ilgili... gidişatı böyle başlayalım. Önce dil şu, dil aslında olabilmesi için iki tane varlığın olması gerekiyor. Dilin tek başına olmasının çok bir anlamı yok. Dil felsefesinde bir sürü söylem var. İşte şey diyen var, içsel olarak bizim dil aygıtımız var. Belli bir yaşa gelince o açılır, ondan sonra ve konuşmaya başlarız. Bir de kültürel olanı var. O da diyor ki iletişim kuracak, iletişimin temelidir bu. İletişim kuracak kimse yoksa dilin de bir anlamı olmaz. Dolayısıyla dil kültüreldir diyor. Yani bir iletişim o ihtiyacından doğar diyor. Ben bu ikinci tarafta düşünenleri daha haklı buluyorum. Naçizane fikrim o. Dolayısıyla da
Dilin gelişebilmesi için bireyler arasında bir iletişim ihtiyacı olması gerekiyor. En büyük iletişim ihtiyacı ebeveyn çocuk arasında zaten. Dilin temelinde aslında ebeveyn çocuk ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de çok önemli olduğuna inanıyorum. Ama böyle düğmesine basılıp açılan bir şey değildir dil. Dolayısıyla çocukların da konuştuğu süreçler birbirinden çok farklı. Yani kimisi çok erken konuşuyor. Bunlara da genetik nedenler de söz konusu. Cinsiyet önemli bir şey. Çünkü kadınlar dil konusunda daha iyiler. Daha çabuk konuşuyorlar. Daha iletişimleri daha güçlü. Ki bunu da iletişime bağlıyorum. Ben kadınların iletişimde daha güçlü olmalarına bağlıyorum. Ama bunlar haricinde en önemli etken de ilişki kurması çocuğun. Çocuk eğer ebeveyniyle ilişki kurarsa konuşma da daha erken gerçekleşebiliyor. İyi ilişki derken neyi söylüyoruz? Neyle başlıyor? Aslında bu konuşma öncesi sessiz iletişimler. Yani sese ihtiyaç duymayan iletişimlerle başlıyor. Ya da ses var, konuşma öncesi iletişim diyeyim. Ses de var ama illa iletişim ses ve konuşmayla olacak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla da doğduğu andan itibaren ebeveyn çocuk arasındaki karşılıklı sözsüz iletişimde dahil olmak üzere bunların iyi olması konuşmaya doğru hazırlıyor çocuğu. Konuşma dediğimiz şey temsilidir. Bizim aklımızdan geçenleri bir söz grubuyla, ses grubuyla karşımızdaki ne aktarıyoruz? Peki nasıl aktarıyoruz? Ortak kabuller var. Yani bizim ağzımızdan çıkanı karşıdaki de aynı şey olduğunu tahmin ediyor, düşünüyor ya da kabul ediyor. Kabul etmek daha doğru, tahmin etmek demeyeyim. Böylece ortada bir dil ortaya çıkıyor. Peki bu ne demek? Biraz karışık anlatmış olabilirim. Öncelikle şeyle anlatayım. Cisimleri söyleyebiliriz. Mesela bunun burada oturduğum şeyin masa olduğunu söylüyorum ve karşıdaki de bunun masa olduğunu kabul ediyor. Ve böylece temsil etmiş oluyoruz masayı bir sesle. Dil temsili bir şeydir. Fakat dilin en önemli handikaplarından bir tanesi bazılarında bu somut bir şeydir ama bazı şeyler somut değildir ya da tartışılabilirdir. Benim aklımdan geçen kırmızıyla sizinki kırmızı, düşündüğünüz kırmızı aynı şey olmayabilir, aynı ton olmayabilir veya ben bir duyguyu üzüntü olarak tariflerken siz onu daha farklı bir şey olarak tarifleyebilirsiniz. Bu yüzden de dilin bazen kifayetsiz kaldığını görüyoruz. O yüzden de aynı zihni paylaşmadığımız için insanoğlu bazen birbirini anlayamayabiliyor. O yüzden de dilin temsili olduğunu hiç unutmamak gerekiyor. Çocuklardaki taklitle başlıyor dil. Dolayısıyla sizin çocukla çok konuşmanız gerekiyor. Veri olarak sizin konuşmalarınızı alıyor çocuk ve oradaki örüntüleri tanıyor beyin. O örüntüler tekrarlar. Ne kadar tekrarlarsanız örüntüleri keşfediyor ve keşfettiği süre içinde de yavaş yavaş dil hakim oluyor. Ama çok yanlış anlaşılan bir şey olduğu için burada mutlaka söylemek istiyorum. Dil beyinde başlar. Yani önce sizin beyne sesleri, konuşmayı iletişim için kullanmayı öğretmeniz gerekir. Bunu yapabilmeniz için de çocuğunuzla mutlaka konuşmanız gerekiyor. Çok fazla bağlantıda kalmanız gerekiyor. Konuşarak bağlantıda kalmanız gerekiyor. Bir yeni doğanda herkes deneyebilir. Kendi çocuğunuz olsun ya da olmasın. Göz teması kurdunuz, konuşuyorsunuz. Aniden sesinizi alçaltın veya yükseltin.
Veya ses tonunuzu değiştirin. Gırtlaktan çıkış şeklini değiştirin. Çocuğun gözleri hemen sizin gözlerinizden dudaklarınıza iner. Bu kadar şeydir, bilir çocuklar o sesin ağızdan çıktığını. Bu nedenle konuşmayla ilgili bu tek dil, iki dil hiç fark etmiyor. Konuşmayla ilgili yapılacak en önemli şey, yani çocuğun dil yeteneğini desteklemek için yapılacak en önemli şey ilişkide kalmak ve birbirini anlayabilmek. Bu da çok fazla işte göz temaslı sohbetler ve birbirini izlemek bununla oluyor. Bu kadarla bir giriş yapayım, sorularınızla devam edin. Çünkü bu konuda Harika. bir bilirsiniz var ya, of neler konuşurum anlatırım size. Harika bir giriş oldu bence hocam. Teşekkür ederiz. Peki hocam, ebeveynler konuşmanın dışında başka neler yapabilirler? Nasıl girdi sağlayabilirler çocuğa? Dil konusunda mı? Evet. Ana dil konusunda mı? Evet, ana dil konusunda. Ana dil konusunda. Aslında şey, sizin bireysel olarak onunla ilişkide kalmanız ve konuşmanız, bunun içerikleri çok önemli. Şimdi çocuğa bunu aslında ben de çok geç keşfettim. Kendi oğlumla deneyimlerime bakıyorum. İlk oğlumla videolarım var. 45 dakika konuşmuşum çocukla. Kocam da merak etmiş, çekmiş. O videoyu izlediğimde çok ayıldım. O videoda devamlı ben konuşmuşum, monolog şeklinde. Hiç şey yapmadan çocuk da konuşuyor ve 45 dakika o çocuk beni izlemiş. Çok küçük daha, böyle 2 aylık falan, ve izlemiş beni. Neden? İşte vücut dilimi çok iyi kullanmışım, ses tonumu şey yapmışım, gözlerimi ondan ayırmamışım ve 45 dakika bana dinlemiş. Ama şunu yapmamışım. Dil bir karşılıklı konuşma şeklidir. Çocukla konuşurken monolog şeklinde konuşmamanız gerekir. Konuşuyorsanız ona sorular da sormanız gerekiyor. Yaşının ne kadar küçük olduğu önemli değil. Bir şey konuştunuz, susup ona bakıp cevap beklemeniz gerekir. Mesela ana dili öğretirken en çok dikkat edilecek şeylerden biri o. Biz hep söylüyoruz, çocuklarla mutlaka konuşun diyoruz. Bu da öğretir, doğru. Alıcı dil dediğimiz şeyleri güçlendirir. Onun kafasında yerleşmiş olan kelime sayısını arttırır. Ama ifade edici dil dediğimiz şeyin gelişmesi için siz monoloğunuza bir son verip ona, şimdi seni dinleyebilirim, ne demek istiyorsun diye sormanız gerekir. Ya da ben çok konuştum, hadi sen de bir cevap ver diyebilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili ben hep yeni doğanlarla bile çalışırım ya da daha sonraki çocuklarla bile çalışırım. Yeni doğanlarda beklerseniz şey, konuşuyorsunuz, sonra hadi bana bir cevap ver dediğinizde ağız hareketlerini taklit etmeye çalışır. Daha büyükler ses çıkarmaya çalışır. Çok büyüleyici bir süreçtir. O yüzden ana dili desteklerken birçok şey yapılabilir ama önce karşılıklılık ilkesini, yani ben konuştum, şimdi senden cevap bekliyorum, çocuğa anlatmak gerekiyor. Bu inanılmaz derecede önemli. Bunun dışında çocuğun ilişkide kaldığı insan sayısı, o da çok önemli. Tek kişinin yapacağı bir şey değil, çoklu ortamlar, yani çoklu kişiler olması gerekiyor. Bakın, şeyi çok seviyorum, çocukların hayatı kalabalık olmalı. Pandemide bunu gördük, o kadar çok etkiliyor ki. Ne kadar çok insan varsa o kadar deneyim var, o kadar farklı dil konusunda, kelime konusunda olduğu gibi başka konularda farklı deneyimler, farklı hayatlar var. O nedenle mutlaka kalabalık bir hayatın olması gerekiyor. Onun haricinde ben kitap okumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kitaplar büyüleyici, 0 yaştan itibaren çocuklara okunabilir. Bu konuda da şeyi söyleyeceğim, daha yeni yaşadığım bir şey. Aynı kitabı 1000 defa okutuyor diye çocuklar çok bunalıyor, aileler. Lütfen okuyun ama. O çocuk o kitaptan alacağı vardır. O yüzden aynı kitabı okutmak istiyordur. Kendi oğlumda yaşadığım şeyde okuma yazmayı kendi kendine sökmüştüm. Tek bir kitabı 1 sene boyunca hep ona
okuduğumuz için okuma yazmayı kendi kendine sökmüştü. O yüzden tekrarlayıcı kitap okumalar çok önemli. Bunlar dili destekleyecek aşağı yukarı yani en temel şeyler. Evet. Hocam ben de bu arada geçmeden şeyi ekleyeyim dediniz ya hani çeşitlilik önemli. Çocuk farklı kişilerden de duyarsa bu onun çeşitliliği için. Aslında biz bunu çift dillilik sürecinde de sık sık konuşuyoruz. Eğer çocuk bir dili farklı kişilerden duyarsa her bir kişiden aslında alacağı farklı bir söylem şekli, farklı bir kelime oluyor ve onun çeşitliliği için dili daha geniş bir mozaikte görmesi için gerçekten önemli oluyor. Biz bunu çift dillikte de konuşuyoruz. Evet, temeldir. Yani ne kadar çok ilişki girerse çocuğun hayatına her açıdan, sadece dil açıdan demiyorum, her açıdan yaşam deneyimi artar çocuğun. O yüzden bu tek dillilik, çift dillilik, üç dillilik, on dillilik yani bu her açıdan olabilecek bir şey. Yani çok pozitif etkileyecek bir şey. Evet. Peki hocam, bebeklerde ya da işte küçük çocuklarda biz ne zaman üretim bekliyoruz ve nasıl üretim bekliyoruz? Üretim Yani kelime çıkarma, ses çıkarma anlamında ne zaman derken şimdi derseniz üretim bu bekliyoruz? Türk bizlerin çok sevdiği bir şey. Hangi zamanda olur? Düğmesi yok bu işin. Yani açtık da şu zamanda olur denen bir şey yok. Çok erken dönemde taklitler başlıyor. Taklitle başlıyor. Ama çok nasıl diyeyim? O kadar ucu bucağı farklı ki. Ne verdiğinize bağlı çocuğun. Çok çok erken dönemlerde bile konuşulabiliyor. Ama benim şey tecrübem, yaşam tecrübem kadınların erkeklere göre dediğim gibi dişiler bu konuda daha iyiler konuşma konusunda. Kız çocukları daha erken çok anlamlı cümle kurabiliyorlar ve çok anlamlı sesler çıkarabiliyorlar. Ama şu yaştan itibaren konuşulur laf fırını çok sevmiyorum. Gerçekten bunun şeyi yok. Bir ortalaması yok. Ben çok sevdiğim bir anımı da anlatacağım. Çok hoşuma giden bir şey. 10 aylık bir çocuk ve genelde biz bu dönemlerde bilinçli değil, taklit ederek söylediğini işte söyleriz. Kitaplar da öyle der. 10 aydan bahsediyoruz. Bilerek söylemiyordur. İşte taklit ederek ağzından çıkarmıştır deriz. Ama öyle böyle bilişsel şeye rast geldim ki ona bile acaba diyorum. Her şeye acaba der oldum zaten çocukları izlerken. 10 aylık bir çocuk ondan sonra ve taklit iyi. Benim yanında da böyle konuşulanları böyle taklit ettiği falan da gördüm böyle. En son muayenesini bitirirken konuşurum ben onlarla. Onunla konuşurken bana baktı ve çok güzel bir şeydi. Ama o kadar güzel söyledi ki anlatamam. Bana anneanne dedi. Anneanne. Anneanne orada yok ondan sonra. Ve anneanne demesinin nedeni şu. Anneanneye benziyorum. Anneanne Kesinlikle. kısa saçlı ve saçları beyaz. Oradaki bilişsel şeyi anlayabiliyor musunuz bilmiyorum. Yani benim anneanne olmadığımı biliyor. Anneanne ona bakıyor çünkü gündüz bakım vericisi. Onu tanımaması mümkün değil. Beni anneanneye benzetmesinin sebebi saçlarım. Ama bu çok büyük bir bilişsel aktivite. Yani bu konuşma değil de nedir? Yani 10 aylık bir çocuk da konuşuyor işte. Rastlantı bir şekilde söylemiyor bunu. Bunu benim anneanneyle ortak bir özelliğimizi bulup bu özelliğe dikkat çekiyor. Büyüleyici gelmişti bana. Günlerce üzerinde düşündüğüm bir şeydi. O yüzden dil çok ne zaman başlayacağını çok böyle yani şu zamanda başlar konuşmaya çocuk diyemeyiz. Ben şeyleri de çok fazla sevmiyorum. İşte şu ayda şu kadar kelime konuşur, bu ayda bu kadar kelime konuşur, şurada cümle kurar. Ya ben 1 yaşında acayip ikili üçlü cümleler kuran kız çocuklarıyla da sohbet ettim. Normaldi. Benim oğlum 3 yaşından sonra konuştu. Ekransız olmasına rağmen o da normal. Şey yapıyor, dilin ritmi oturuyor. Mesela oğlum konuştuğunda bla 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 Türkçenin o ses ritmini duyuyorsunuz onda. Her dilin bir ritmi vardır. Her dilin bir konuşma şekli vardır. O tını oturur bebeklerde. Hatta anne karnında bile o tınıyı tanır çocuklar.
Oğlumda o vardı, değil mi? Öznesi var, yüklemi var. Konuşurken bunu duyabiliyorsunuz ama ne dediğini anlamıyorsunuz. O kadar komikti ki böyle oğlum için şey, konuşuyor mu çocuğunuz? Ya evet konuşuyor, ta 1 yaşından biri. Ama nece olduğunu bilmiyoruz. Böyle bu şekilde. 3 yaşını geçtikten sonra sanki bir şey oldu, sihirli bir şey. Bağlı cümlelerle konuşmaya başladı. Şimdi 1 yaşında bir kız çocuğunu konuşurken de normal. Anlamlı cümlelerle normal. 3 yaşında konuşan oğlum da normaldi. Bunda genetik faktörler de etki ediyor, cinsiyet de etki ediyor. Bir de alt basamakları nasıl döşediniz? Yani her şey alt basamakları döşemekle oluyor. Belki de ikinci oğlum daha erken konuştu. Belki de çok fazla monolog yaptığım için ilk oğlumda o bla blalarla devam etti. Diğerinde karşılık ilkesini gözettiğim için o daha erken konuştu. Anlatabildim mi? O yüzden belli bir şeyi yoktu. Peki hocam, erken konuşan çocuklar için zekidir diyebilir miyiz? Hiçbir şeyi erken yapmak bir çocuğu üstün yapmaz. Geldiğim gibi ya, bu konuda çok güzel bir soruydu bence. Hayır, öyle düşünmeyin. Bu bir üstünlük meselesi değildir. Ya da şöyle söyleyeyim. Evet, o konuda başarılı diyebiliriz. Tabii nasıl götürdüğünüze bağlı sizin de. Ama tek bir şeyle daha zekidir. Tek bir özellikle bunu, daha zeki ne demek? Yani çok, dediğim gibi benim çok sevmediğim bir söylem bunlar. Çocukların birbirine göre üstünlükleri var. Gerçekten öyle. Hiçbiri eşit değil. Kendini çok iyi ifade eden 1 yaşındaki işte kızın yürümesi geç oluyor mesela, ya da işte şunu yapıyor ya ama bunu yapamıyor mesela. Bir sürü şey var ama bir şeyi erken yapmak üstün olmak meselesi değildir. Öyle düşündüm hiçbir zaman. Ki ben şöyle de söylerim. Ha, bu yapar deyip bırakılmasına asla izin vermem. Mesela ben yeni doğandan itibaren bir çocuk erken emeklesin diye yüzüstü şeylerini, yüzüstü aktiviteleri çok yaptırırım. Erken konuşsun diye konuşmaları yaparım. Yani karşılıklı konuşmayı mutlaka yapın derim. Göz temaslı işte şu kadar konuşacaksınız derim. Ödevler veririm ama bu şeyden dolayı yapabileceğinin en erkenini yapmasını isterim. Bu bir avantajdır ama bu bir çocuğu daha akıllı ya da daha zeki kılmak için bir etiket değildir. Geç konuşan, dedim ya, 3 yaşında konuşmuş bir oğul sahibiyim. Bu bir kriter olsaydı benimki yanmıştı yani. Benim oğlum da 3 yaşından sonra konuştu hocam, aynen. 3 Evet, yaşına bir kadar kriter birkaç tane yok. kelime söylüyordu. Evet, Ve bu arada... sonrasında 2 kelimeli cümlelere geçti. 3,5'tan sonra da bir anda hızlandı. Şu anda hemen hemen her şeyi ifade eder durumda. İki dilde de. Şeyi söyleyeyim mutlaka, en büyük konuşmayı olumsuz etkileyen şey ekran. Yani korkunç etkiliyor. Bu etkilerini çok fazla görüyorum. Bunu burada mutlaka söylemek istiyorum. Çünkü hep şey diyorlar, bana da sorulan sorudur. İki dilli olursa geç konuşur mu? Ya onu bırakın siz. Onun yarattığı geç kalma oluversin. Hiç sakıncası yok. Ekranı kapatın siz. Ben burada çok takılıyorum. Ekran çok geciktiriyor gerçekten. Kesinlikle. Onu tekrar hocam, o ekran konusuna tekrar gelelim. Bu arada ben şeyi sormak istiyorum. Peki çocuk ne zaman konuşursa ya da hangi dönemde artık konuşmuyorsa hala ebeveynler böyle gecikmeden şüphelenmeliler. Hala tek dil için soruyorum hocam. Hala tek dil için şöyle, gene bunun zamanlamaları konusunda çok şey değilim. Hani şu vakittir diyemem ama en çok böyle şey yaptım işte 15 ay 18 ay civarında mutlaka kelimeleri olmalı çocukların. Ha şu kadar sayar, bu kadar olur hikayesine yine girmek istemiyorum. Çünkü buna girdiğiniz rakam verdiğiniz andan itibaren çok farklı şeylere gidiyor işler. Her çocuğun bir bireydir. Genellemeler yapmak istemiyorum ama Ve aile de strese giriyor bence hocam. O evet, sayıyı çok fazla tutturabilmek şey için oluyor. oldu mu olmadı mı Yani diye. diyemeyeceğim bir şey ama böyle şeyi de çok kabul etmiyorum. İşte 3 yaşından sonra konuşur ya, ne var, bekleyin 3 yaşına kadar. Hayır,
İlk yaşta belirgin kelimeleri yoksa, 2 yaşa yakın böyle ikili kelimeleri söylemiyorsa, ikili cümleler kurmuyorsa, oturup düşünmek lazım. Yani neden kurmuyor? Ben mi az iletişim kuruyorum? Ekran mı var? Nedenler konusunda bir düşünmek gerekiyor. Peki hocam, ebeveynler böyle bir durumla burada böyle bir durumdan şüphelendiklerinde önce nereye gitmeliler, ne yapmalılar? Bu konuda benim her zaman söylediğim şey, bir çocuktaki gelişimdeki ilk şeyler bir çocuk doktoruna danışılmalı. Çünkü biz izliyoruz onları. Ve en çok biz bütünsel yaklaşabiliyoruz bu konuda. Oturup çocuğun gelişimiyle ilgili her şeyi değerlendirebilecek, nasıl diyeyim işte, ne bileyim, onun genetik şeylerini de göz önüne alabilecek, yaşadığı ortamda, çevrede nelere maruz kaldığını değerlendirebilecek bir çocuk hekimi çok daha başlangıç aşamasında ilk başvurulması gereken kişi. Bunun arkasından nereler görebilir? Bu işitme ilgisi var mı? Ama biz bunların hepsini aslında değerlendirebiliyoruz. Yani varsa bir problem çocuk doktoru yönlendirecektir. İlk başvuracak kişi çocuk doktoru Evet, tabii yani ki. o zaman ailelerimizin herhangi böyle bir endişesi olursa önce çocuk doktorlarına Evet. başvurmaları doğru bir yöntem Önce çocuk olacaktır. doktoruna başvurmaları gerekiyor. Çünkü bizim şeyimiz, tanımımız, her ne kadar biraz algoritma tıbbına esir kalsak da çocuk sağlığı ve hastalıkları. Yani ilk ne? Sağlığı. Demek ki biz sağlıklı olanı iyi bilmeliyiz ki patolojiye gideni önceden fark edip ona göre önlemler alalım. Dolayısıyla bu çocuk sağlıklı mı? Bak, dil gelişimi iyi mi diye sorulacak. O zaman ilk kim olabilir? Patoloji değil, sağlık konusuyla ilgilenen çocuk doktoru olabilir. Bizlerin de kendimizi tabii bu konuda iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim hocam. Peki hocam, çift dilliliğe bir giriş yapalım istiyorum ama sizin sürecinizi çok merak ettim. Önce biraz sizin sürecinizi konuşalım Dayanmışsınız, istiyorum o yüzden. çok keyiflisiniz umarım. Keşke o süreçte şey olsaydı, yani sizle karşılaşmış olsaydım. Ben de bu işe el atmış olurdum ve bugün belki de çok rahat konuşabiliyor oluyor olabilirdim. Şöyle, ihtisası girerken belli şeyi, Hacettepe Üniversitesi'nin tıp fakültesini pediatrisini yazamadım. Orası benim idol yerimdi. Ama şöyle bir şey yazıyordu: seminer verebilecek kadar İngilizce bilmesi gerekiyor. Ya ben okuyabiliyorum ama yazamıyorum. Ya, şey yazamıyorum diyorum, konuşamıyorum. Yani ciddi anlamda konuşamıyorum. Tıbbi her türlü metini okuyorum ama konuşamıyorum. Yani ciddi olarak yıllarca bu konuda şey yaptım. Düşündüm, acayip bir İngilizce'de şeyim vardır, kelime kapasitem vardır. Ondan sonra evet, roman okuyamam çünkü deyimleri falan çok anlamam, ama tıbbi de demeyeyim, yani bütün bilimsel makaleleri okuyabilen birimdir. Hani bu kadar iyi okuyan bir adam niye konuşamaz? Buna hep düşünmüş ve bu konuda hep kendimi eksik hissetmişimdir. Oğullarım doğduğunda da bu konu benim hedefimdeydi. Ben bu çocukları kesinlikle ana dilleri kadar iyi şey konuşmalarını, İngilizce konuşmalarını istiyorum. Çünkü ben çok meraklı da biriyim. Öğrenmek istediğim şeyler var, orada var, ama dinleyemiyorum mesela. Dinlediğimi de çok iyi anlayamıyorum. Bunun çok sıkıntısını yaşadım. İlk oğlum doğduktan sonra hep hedefim şeydi: İki dilli yetiştireceğim ve bunun adımlarını atmaya başladım. Fakat oğlan da çok şeydi, oğlum da çok meraklıydı. O dönemde bir buçuk yıl kadar şeyde, 1,5 ay pardon, 1,5 2 ay kadar bir Amerika'da kaldık. Orada şeyi fark etti, ikinci bir dili fark etti ve 4 yaşındaydı. Daha adım atmamıştım ben. Daha kreşe bile başlamamış doğru dürüst. Yani gidiyor ama yani çok da şey değil, eğitimine daha başlamamışım. Bilsem daha erken, o zaman o kadar şey değildim. Ama 4 yaşında, bakın 4 yaşında. Orada ikinci dili fark ediyor ve ben İngilizce öğreneceğim diye şey yapıyor. Çünkü kendini ifade etmeye çalışıyor, ilişki kurmaya çalışıyor ama kimseyle ilişki kuramıyor.
Böyle söyleyince biz bir karı koca düşündük, ne yapalım falan. Neyse, native dil olan bir okulu seçmeye karar verdik. Hiç unutmuyorum. İskoçyalı çok hoş bir beyefendi olduğu sınıfa verdik Aralık ayında. Aralık ayında Amerika'dan döndükten sonra Aralık'ta verdik. Yazın ben ama konuşabiliyorum diye hiç bakmıyorum bile. Yani çok şey değil. Ben hala o peyir aklıma koymuşum. Onlarla halledeceğim bu işi diye düşünüyorum. Yazın bu çocuk birdenbire Macar bir arkadaşım var. Onunla konuşurken o birden İngilizceye döndü. Merak ediyor o da ne yapıyor Burak diye. Bir de İngilizceye döndü. Ona bir şeyler sordu. Ve hiç arada şey yokken o da İngilizceye döndü. Hani ne diyor bir diye bakmadı. Bir gariplik de görmedi. Direkt o da cevap şey yaptı. Ve çocuk o konuşmada ona şunu anlattı. Biliyor musun bizim evin bacasına bir tane kuş ölmüş. Bütün ev koktu. Bacaya birini indirdik, onu aldı, attı. Evin kokusu hala geçmedi. Bunu İngilizce olarak söyledi. Harika. Durmuş. Nasıl yani falan. Daha sonrasında yaptığım şey gene native öğretmenle anaokulunda gitmek. 3 kez de yurt dışından au pair getirdik. Bunlar öğrenciler. Siz onlara belli bir harçlık veriyorsunuz. Evinizde kalıyorlar. Anlaşmaya göre de işte günde 5 saat falan çocukla vakit geçiriyorlar. O zamanlar dolar tabii bu kadar uçmamıştı göklerde. Rahattı yani o parayı işte ne bileyim de tatile gitmedik, kenara koyduk, o parayı oraya ayırdık falan. Çok da sarsmazmış. Şimdi yapılamaz ama yani emin olun yapılamaz. 3 yıl üst üste OPEY geldi eve. Ne kadar? Biri 4 ay kaldı, Letonyalıydı. 2 tanesinden 1 2 ay, biri 1 ay kaldı. Onlar da Kanadalıydı. Bunlar yetti oğlumun şeyi için. Bir de şöyle bir şey yaptım. 1. sınıftayken bu anaokulundaki öğretmenine rica ettim. Haftada 2 saat bir fonetik dersi verdi, yazma dersi verdi, okuma yazma dersi verdi. Bir saatte oyun oynadı onlara. 2 arkadaş birlikte aldılar. Benim oğlumun yabancı, şöyle şu anda 14 yaşında ve özellikle böyle bilgisayar üzerinden konuştuğu insanlarla kendisinin Türk olduğuna ikna etmesi gerekiyor. O kadar İngilizcesi iyi. Yani bu kadar iyi. Bu da harika bir şey. Çünkü ben hep konuşamamamı şuna bağlıyorum. O dili yaşamamama bağlıyorum. Ben Türkçeyi çok iyi kullanıyorum. Kendimi çok iyi ifade ediyorum. Düşünürken inanılmaz komplike cümleler kuruyorum. Ama yurt dışına gittiğimde kurduğum cümlelerin hep basit olması gerektiriyor. Bu da kendimi aptal hissettir. Ev boyamak rezillik. İşte O orada İngilizce yüzden. düşünebilmek de devreye giriyor. Evet, aynen öyle. O yüzden de hedefim onlar İngilizce düşünsünlerdi. O da böyle sağlandı. Küçüğe gelince ona hiçbir şey yapmadık. Onu da abi sürükledi. O da, onun da hepsi aslında abininki gibi değil ama her duyan onun da aksanını çok beğeniyor. Ama Abiyle konuştular evde. abiyle konuştular. Biraz da tabii şeyden sonra dilleri olunca çocuğu ekrandan her zaman uzak tutamıyorsunuz. 5 yaşından sonra bilgisayar oyunları başladı. Bizim evde hala kısıtlı. Hiçbir zaman serbest bırakmadık. O belli saatleri var. O saatlerde olabiliyor. Tatillerde olabiliyor. Hafta sonları olabiliyor. Okul zamanlarında yoktur mesela. Ama orada yurt dışındaki insanlarla konuşa konuşa abi konuştukça o duyuyor, o duydukça şey yapıyor. Biraz da okul destekledi. Onlara benim dil konusunda yaptığım sadece buydu. Çok yetenekli çocuklar dil konusunda. Yani istediğiniz kadar dili çocuğa verebilirsiniz. Ben hemen Almancayı istedim ama Almanya'dan birini bulmakta zorlandık mesela. Eğer olsaydı ve pandemi girmeseydi ben eve bu sefer Almanya'dan au pair getirecektim. Ve ikinci Çok bir dili, mantıklı. üçüncü bir dili daha sokacaktım. Çok Böyle mantıklı. bir maceram var benim şeyle. Harika gerçekten. Ben kendim Hayranlıkla dinledim şu anda anlattıklarınızı. istedim. Yani ben de Keşke şimdi... benim... Buyurun Buyurun hocam. buyurun.
Keşke benim payım olsaydı diyeceğim. Hani ben konuşsam da onlar şey yapsa ama öyle bir şey olmadı. Ama başka şekillerde iki dilli olmalarını sağladı mı? Evet. Ama siz Gerçekten. buna ortam hazırlayarak zaten onun önünü Evet. açmışsınız. Evet. Ben tabii sıradaki soru çift dillikle ilgili düşüncelerinizdi ama siz şu anda anlattıklarınızla zaten Ben onunla orada ilgili fikrinizi paylaşmış söyleyeceklerim oldunuz. var. Ben orada söyleyeceklerim yine var. Şimdi şöyle, beyne çok saygı duymayı öğrendim ben. İnanılmaz derecede hep benim bilgi alanlarım vardı böyle tıpla alakalı olmayan. Mesela bir dönem değil, hala öyle fizik aşığıydım, matematik okurum falan. Böyle alan alan gider benim böyle meraklarım. Şey dedim zaten, bu ömre bu merak 3-4 ömür daha olsa anca olur falan diye. Böyle son dönemde de herhalde bir yaklaşık neredeyse 10 yıla yakın dönemdir de yavaş yavaş beyne doğru kaymaya başladım. Ve beyni öğrendikçe ya bu inanılmaz bir şey taşıyoruz. Ya yani şu beyin, şuradaki şunun içindeki ne hayran olmamak mümkün değil. Öyle bir özelliği var ki ne verirseniz ona adapte oluyor. Ne verirseniz ve nasıl şekillendirmek istiyorsanız öyle şekillendirebiliyorsunuz burayı. Bu kadar özel bir şey bu. Ve bir dil, birçok dili, bununla ilgili çalışmalar var. En son okudu Altıf'tan falan bahsediyorlardı ki bence istediğiniz kadar olabilir. Ortamı sağlayın, çocuk alır yani, hiçbir sorun yok. Çok dilli olabilir bir çocuk. Ve bu onu da bir şey eksiltmez, arttırır. Şöyle bir örnek vereyim. Maymunlarda çalışmışlar buna. Sinirsel ileti sağladıkları üçüncü bir kol takmışlar maymunlara. Mekanik kol. Bu beyin o kolu kullanmayı bile öğrenmiş. Dili niye öğrenmesin ki? İkiyi de öğrenir, üçü de öğrenir, Tabii dördü de öğrenir. Ve en kolay ne zaman öğrenir? Plastisitenin en yüksek olduğu dönem ne dönem? İlk 6 yaş. Yani 6 yaş deniyor ama ilk yaşlar. Ne kadar erken başlarsanız o kadar erken adapte olur. harika. Ana diliyle birlikte çocuk birden çok dili kolaylıkla, doğru Maruz gidiyle kalması. öğrenebilir. Hem de bunu Ay ana dil çok. seviyesinde yapabilir. Evet, öyle. Ve o dillerde de düşünme becerisi mutlaka ana dil seviyesinde olacaktır. Peki Kesinlikle hocam öyle olur. sizce yani bu konudaki şeyiniz nasıl? İkinci dillilik, üç dillilik beyin zihni daha güçlü bir zihin yapar mı? Hani beyin fonksiyonları açısından Bunu nerede çok düşündüm? Bunun üzerine çok uzun düşündüğüm bir dönem var benim. Almanya'da 1,5 ay kadar Alman dil kursuna gittim. Düsseldorf'ta harika bir zaman geçirdim. Çok da şey değil, bunu 3-4 sene önce falandı. Çoluk çocuk yok, ben tek başıma gittim. Orada uzun süre dil üzerinde düşündüm. Dil aslında insanları şekillendiriyor mu? Yeni bir bakış açısı kazandırıyor mu diye çok düşündüm gerçekten. Evet, ben kapasiteyi arttırdığı düşüncesindeyim. Çünkü orada hep şeyi düşündüm. Çok matematiksel bir dil Almanca. Şeyi söyleyeyim, İngilizceden daha fazla hayran kaldım ona. Gramerine, şeyine, bakış açısına falan gerçekten çok şeye, çok mekanik bir dil. Benim Türkçe'de bir çok esnek bir dil o, ama Almanca öyle değil. Ama toplum olarak da öyle değiller. Acaba hani dili insan şekillendirirken dil de insanı şekillendiriyor olabilir mi diye çok düşündüm o zamanlarda. O yüzden de benim görüşüme göre katar, eksiltmez. Niye eksiltsin ki? Bilgi bilgidir, veri veridir. Bu da bir veri işlemci, müthiş bir veri işlemci. Ne kadar veri sağlarsanız o onu anlamlandırmanın yolunu buluyor. kesinlikle hocam. Ve zihinde bir çeşit aslında kodlama yapılıyor bununla ilgili. Farklı Evet. bağlamlar için, farklı kelimeler için. Siz işte iki dil Evet. derseniz iki farklı alanda beyinde kodlama yapılıyor ve çok hızlı bir şekilde diller arası geçiş yapılıyor. Diller Yapılabilir. arası çeviri yapıyor. Aslında bu da Alzheimer gibi hastalıkların daha az yakalandığı bir Spekülatif oranda bilim. çalışmalar var. Çünkü beyin şeyleri çok hızlı çalışıyor. Çok
bir şekilde bu anlamda daha güçlü olduğu yönde, benim de okuduğum araştırma sonuçları bu yönde. Buna kesinlikle şey yaparım. Yani sonuçta beyni çalıştırıyorsanız demansta, işte Alzheimer'da ileri dönemdeki yıkımların daha az olduğuna dair ya da yıkım olsa bile kalan hücrelerin daha kapasiteli olduğu için çok da belirgin kaybı olmayacağına dair bir sürü söylem var. Ve haklı da buluyorum bunları. Diyorum ya iki dil harika bir şey. Yani üç olsun. Ben mesela şey derim ya ailede çift dili geliyor bana. Mesela baba yabancı oluyor ya da anne yabancı olur. Sakın diyorum, sakın sakın bunları kaybetmesin. Aman şey yapma. Mutlaka evde iki dili konuşun. Üç de konuşabilirsiniz. Bunların hepsi biraz geciktiğinden, konuşmanın geciktiğinden falan endişe ediliyor insanlar. Ama bunun geciktirmesinden endişe ediliyor. Bir bakıyorsun evde televizyon açık. Sen ona bir kapat hele. Yani televizyonu bir kapat. O çünkü cidden çok zarar veriyor. Özellikle ifade edici dile çok zarar veriyor. Hızlandırıyor çünkü çocuğu. Oradaki gecikmenin esamesi okunmaz. Hiç önemli değil. Yani bir miktar diller arasında karışıklık olabiliyor. Bir miktar gecikebilir deniyor ama bununla ilgili meta analiz yok. Bakın çok derin bir araştırma da yok. Ama benim tecrübem bu korkulacak bir şey değil. Aman geç konuşacak ya hiç merak etme. İkisini birden konuşacak. Yani hiç problem yok. Peki kafası karışır mı hocam çocuğun? Yani bir Niye Türk kafası karışsın ya? evlat kafasını karıştırır mıyız acaba çocukların? Canım niye kafası karışsın? O kadar küçümsemeyin çocuk beynini ya. Onlar çok zekiler. Acayip zekiler. Hiç de karışsın, kafaları karışmaz. Hiç merak etmeyin. Hiç düşünmeyin bile. Yani dediğim gibi hani iki dil konuşuluyorsa evde iki dil, üç dil konuşuluyorsa evde üç dile hakim büyümüş çocuklar gördüm. Yani evde Arapça konuşuluyor mesela. Anne baba İngilizce konuşuyor. Bir kendi aralarında çocuk Türkiye'de yaşıyor. Üç dile de hakim çocuk gördüm ben. Hocam şimdi hemen bir soru geldi ekrana. Onu yeri gelmişken sorayım mı istiyorum size. İngilizce biliyoruz ama diyor pedagoglar native speaker, yani ana diliniz İngilizce olmadığı için konuşmayın yönünde bir bilgi vermişler. Sizin fikrinizi öğrenebilir miyiz diyor. Bunu ben de çok düşündüm. Hep şey dedim. Acaba çocuğun aksanını bozar mıyım? Bu haklı bir endişe olabilir ama hiç öğrenmesin. Yani ne aksanını bozacağım diye hiç mi öğrenmesin? Ne alaka? Pedagogun ne dediğine gelince ana dili çok önemsiyorum. Bakın ana dili ben bırakın da iki öteki dili konuşun anlamında söylemiyorum. Bunların hepsini yaşama sokun diyorum. Burada bir ayrım yapılabilir. İyi konuşan kimse o dili o çocukla konuşabilir. Günleri ayırabilirsiniz. Ondan sonra evde konuşulan günlerde bir gün birini, bir gün bir dili konuşabilirsiniz. Bunlar içinde büyürse çocuk hepsini kabul ediyor. Ama Evet. şeyi doğru bulmuyorum. Hani işte aksan konusuysa, başka pedagogun düşündüğü başka bir şeyse onu bilemem. İletişim kuvvetliyse siz onunla İngilizce de konuşsanız iletişim beden dili ya yani Evet beden hocam, dili. onu soracaktım. Çocuk anneyle güvenli bağlanamaz. Ana dili olmayan bir Aman evde çocuk anneyle güvenli bağlanamaz. dile mi Mı? kaldı bu? Güvenli bağlanma konusunda herkes çok şey söylüyor. Mesela işte ne bileyim emzirmezsen güvenli bağlanamazsın. Nasıl yani evlat ediniyor kadın ve bağlanıyor yani. Biz primat değiliz. Biz primat değiliz. Primatlarda evet emzirme şarttır. Başka şeyler de şarttır. Ama biz korteksle bağlanıyoruz. Yani beynimizin en son gelişen kısımlarıyla işte frontal korteksle bağlanıyoruz büyük ihtimalle. Ama burayla bağlanıyoruz. O yüzden böyle şeylerle işte ikinci dil sokarsan bağlanmazsın, emzirmezsen bağlanmazsın. Bunlar çok doğru şeyler değiller. Dediğim gibi evlat edinilmiş çocuklar görüyorum ben. Doğurmamış ama nasıl bağlanmış? Böyle bir şey yok yani. O zaman bu kadın nasıl bağlanıyor ya da bu erkek bu çocuğa nasıl bağlanıyor? Anlatabildim mi? Bu bağlanma konusunda çok farklı bir şey ama bu konuşmalar doğru değil. O zaman hocam şunu diyebiliriz ki kullanılan dil sadece bir iletişim aracıdır. Güvenli bağlanma aslında duyguyla olan bir şey. Çocuğunuza yaklaşımınızla, ona Düşünle. Siz, karşı duyduğunuz hisle ve ona ne evet. hissettirdiğinizle alakalı.
Zihinle bağlanır çocuk. Yani korteks dediğimiz odur. Yani mantıkla, korteksin ürettiği araçlarla ve duyguyla, kel temasıyla bunlarladır, şeyle değildir. Yani böyle katı bir şekilde şu olursa bağlanma olmaz. 4 yaşına kadar seninle yapmazsa bağlanmaz. Ana dilde konuşmazsan bağlanmaz. Nerede bunun çalışmaları ya da hangi mantık? Önce mantığı anlatmak gerekiyor. Ama yumuşak bir şekilde geçiş yapıldığında iki dille ya da baştan beri iki dille gidildiğinde hiçbir sorun yaşanacağını düşünmüyorum yani. Mantığını da bulamıyorum. Ben çok mekanik ve bilimsel düşünürüm. Hiçbir handikap görmüyorum bunda. Katılıyorum hocam ben de size. Eğer doğru bir yöntem uygulanırsa bu anlamda sorun yaşanmayacaktır. Bu arada telaffuzla ilgili bir parantez açayım. Çocuklara evet telaffuz, doğru bir telaffuz bekliyoruz. Ama bu anlamda mükemmel olmak zorunda değiliz. Biz dinlettiğimiz şarkılarla veya işte sesli kitaplarla, hikayelerle bu anlamda çocukların telaffuzlarını da destekleyebiliriz. O yüzden native olmamıza veya native seviyesinde bir telaffuz veya aksana sahip olmamız zaten beklenmiyor Evet, çiftçi çocuk beklenmemeli yetiştirirken. zaten. Kaçırırız o zaman, fırsatı kaçırırız. Mükemmel olmak için, olma uğruna hiçbir şey yapmamış oluruz. Bu arada ikinci dile ne zaman başlamak gerekir diye bir soru gelmişti. Bu konuda sizin düşünceniz nedir hocam? Eğer özellikle biri evde native'se, yani yabancıysa, ana dilini hiçbir zaman şey yapmamalı. Bırakmamalı. Ne kadar erken o kadar iyi. Hep hayatın içinde olmalı diyorum ya, dili yaşamak gerekiyor öğrenmek için. Bunun bir zamanı yok. Peki Ne hocam kadar erken o kadar iyi. bizler gibi suni çift dillilik yürüten ebeveynler için Gene durum nasıl? aynı şey geçerli. Ne ortama doğurursanız çocuğu orayı kabul ediyor. Siz mesela şeysiniz, İngilizceniz var ve ana diliniz Türkçe. Siz ne bileyim bir gün birini konuşabilirsiniz. Ya da işte ne bileyim eşinizle kendi aranızda İngilizceyi tercih edip çocukla Türkçe konuşabilirsiniz. O eve, yaşantıya ikinci dili soktuğunuz anda bu iş hangi yaşta sokarsanız sokun işe yarar yani. Evet. Peki Sadece hocam. sert şeyler olmaması gerekiyor. Sert. Çocuğa bir şey dayatma şeklinde değil, hayata sokma şeklinde. Yani öğretmekle, bak bu this is an apple diye başlarsan, anlatabildim mi? Olmaz. Bu değil. Öğrenme bu değil. Geldik öğrenme mekanizmalarını, yani öğrenme şeylerini. Öğretmek istiyorsanız o dili yaşamanız ve o dilden keyif almanız gerekiyor. Çocuk ona katılır, hiç merak etmeyin. Harika. Peki hocam, otizm tanısı konmuş bir çocuğa ikinci bir dil öğretilmeli mi? Çok uç bir soru oldu. Şöyle, aslında otizm benim çok da böyle hakim olduğum bir alan değil. Ama otizm, gerçekten otizm. Bu konuda onların eğitimleri konusunda ben yetkili değilim. Bunları psikiyatristler yapıyor. Şunları çok net olarak biliyoruz ki bu çocuklarda beyinde, organizasyonda, nöronların birbiriyle ilişki kurmasında bir sorun var. Bunun genetik kökenleri olduğu düşünülüyor ama ne olduğuna dair teoriler var sadece. Yani şu gen bozuksa otistik olur denen bir şey yok. Kesin bir tanı kriteri yok. DSM'nin önerdiği bazı kriterler var. Onlara göre tanı konuyor bunlarda. Epigenetik özelliklerin, epigenetik değişikliklerin, yani anne karnındaki çevrenin, annenin hamileyken maruz kaldığı etkenlerin buna neden olabileceğine dair söylemler de var. Ama kesin ayrımlar yok. Otizmle ilgili en büyük sıkıntı şu: otizm çocuk iletişim kuramaz.
Bu beyindeki yapıdan dolayıdır. Bireysel kendi içinde yaşar. Karşıdakilerin duygularını anlamaz, empati yapamaz. Ama bu beyindeki bozuklukla alakalıdır. Geliyoruz diğer tarafa, bu sanal otizm denen de deniyor ama bu otizmle hiçbir alakası yok. Sadece o da ilişki kuramıyor. Çünkü ilişki kurması için ortam sağlanmamış çocuklar ya da çevreyle bağlantı kurması sağlanmamış. Ekranın karşısına oturulmuş veya çok fazla korunmuş çocuklarda görüyoruz. Diğeri yapamadığı için, içsel olarak yapamadığı için tek başına yaşıyor. Diğeri ise çevreden ona uyaran gelmediği için tek başına yaşıyor. Benzer semptomlar ama tedavi yaklaşımları birbirinden çok farklı. Bu sanal otizm için bir çalışma yok. Yani ekrana ya da uyaran eksikliğine bağlı olan ve otizme benzer semptomlar gelişen çocuklar için bir algoritma yok. Henüz DSM kriterlerine girmediği için bazıları olmadığını bile söylüyor. Bunlarla ilgili biz gözü kapalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendi deneyimlerimize yararlanıp onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Otizm kısmında ise hani bu yapılabilir, olabilir ya da olmayabilir. Gerçek otizmi olan bir çocuk için diyebilecek kapasitede biri değilim. Yani evet verilebilir ama veridir baktığınızda. Neden olmasın? İlişki kurulabiliyorsa, kurulmanın bir yolu olabiliyorsa olmaması için de bir sebep yok. İlişki kurmaktır önemli olan bunlarda. Olur ya da olmaz aslında diyemem. Bununla ilgili bir çalışma okumadım ya da şey yapmadım. Diğer kısmı çok tartışmalı. O uzun zaman, uzun konuşulması gereken bir şey. Oraya girmeyeyim hiç. Peki hocam, bir soru gelmiş. 2 yaşında çocuğum konuşmuyor ama çok da fazla televizyon izledi. Fakat şu anda izlettirmiyoruz artık. Ne yapalım diye bir soru gelmiş. Bununla ilgili burası bu sorunun yeri değil ama bununla ilgili çok fazla video var benim sayfamda. Oraya bir de o bir göz atmalarını öneririm. Yarım saatlik bir video var. Özellikle onu bir izlemelerini isterim. Bir de şey otizm, ekran maruziyeti, uyarı eksiklikleri bunların tanımlandığı videolar var. Onlara da bakabilirsiniz. Hocam, disleksi sorulmuş. Çift dil için sıkıntı yaratır mı? Hayır, yaratmaz. Disleksi bir varyanttır. O da gene benim konum değil çok fazla ama bir şeydir, spektrumdur. Çok hafiften ağıra kadar gider. Ama disleksisi var diye bir çocuğun ikinci dili alamaz gibi bir şey bana çok doğru gelmedi. Disleksiyi kötüleştirmez. Bu arada çizgi filmle ilgili yine bir soru geldi. İngilizce bilmiyoruz. Çocuğumuza sadece çizgi film izletsek öğrenir Bu mi kendini İngilizce? kandırma. Bu kendini kandırma. Alıcı dili öğretiyorsunuz ama dil konuşma alıcı ve verici olmalı lazım. Hem alıcı dili hem ifade edici dili çalıştırmanız lazım. Karşılıklı olmalı. Yani bir çocuğa devamlı İngilizce dinletirseniz İngilizce öğrenir. Mümkün değil bu. Papağan olur. Ve Yani verdiği biz, hasarı da, evet. ekranın hasarını da şey yapmıyorum. Saymıyorum bundan. Bırakın sadece o ezberi şey yapar. Yaşamıyor ki dili. Yaşamıyor. Sadece oradan tekrarlıyor. O kadar. Hiçbir anlamı yok. Yani evet, ben de burada kısa bir not geçmek istiyorum. Bir dil edinimi için karşılıklı iletişim ve etkileşim gerekir. Bir diyalog halinde olmak gerekir. Sadece çocuğun oradan duyduğu şeylerle mutlaka bazı kelimeler öğrenir, bazı sesleri öğrenir. Ama bir diyalog kurmak için o dili yaşaması gerekir. O yüzden sadece uzun süreler çizgi film izletelim ve çocuğumuz İngilizce öğrensin beklentisi içinde olmak bu anlamda yanlış olacaktır. Ama evet, biz çizgi filmleri kullanıyoruz 3 yaş üstü için. Tabii ki kısıtlı, sınırlı süreyle. Ne için kullanıyoruz? Aksan, telaffuz ve günlük dil için. Eğer çocuğun ekran süresi varsa bunu İngilizce olarak izlesin istiyoruz.
ki bu anlamda gelişim sağlayabilsin diye. Oraya bir gireyim ben de. Lütfen onun için kullanacağınız çizgi filmlerin yavaş olduğundan emin olun. Yoksa o dili duymasının da bir anlamı yok. Çok yavaş olmalı onlar. Bilmiyorum bilir misiniz? Gizli Bahçe diye bir kuklalarla yapılan İngilizlerin yaptığı bir şey vardı. O kadar ağırdı ki konuşmalar. O tür şeylerden evet doğru ama bu yeni modern hızlı vurdulu kırdılı çizgi filmleri izletmenin hiçbir anlamı yok. Evet. Katılıyorum hocam size. evet, kayıt alacağım. Herhangi teknik bir sorun olmazsa. Peki hocam, bunun dışında ebeveynlerimize nasıl tavsiyeleriniz olur? Ne konuda? Benim hep tavsiyem var. Sabaha kadar bütün tavsiyede bulunabilirim. Dil gelişimini Dil gelişimi konusunda. desteklemeleri yönünde. Aslında sizin söylediğiniz şeyler ikinci dil içinde uygulanabilecek şeyler. Yani tek dil için konuştuk başlarda ama aslında bunların hepsi ikinci İkinci dil dil için de içinde de geçerli. Tabii ikinci dil uygulanacak için de şeyler. geçerli. Evet. Şöyle, dil bir özgürlüktür. Ve şu anda hakim dil İngilizce, evet İngilizceyi tercih etmeyi ben öyle tercih ettim ama diğer dilleri de şey yapınca beni geliyor. Yani mesela şu anda kendi meraklarımı sınırlayabilsem bu nasıl diyeyim farklı alfabeleri öğrenmek istiyorum. Mesela işte Kore, Çin, Japon dillerinde kullanılan o harfleri ve o dilleri öğrenmek istiyorum. Bizden tamamen apayrı dil ailelerinden dilleri de öğrenmek istiyorum. Ki onlara da bir el atacağım muhtemelen. Konuşamayacağım hiçbir zaman ama en azından bir yapısını, gramerini öğreneceğim. Çok merak ettiğim şeylerden biri. Dil bir zenginliktir. Eğer yapabiliyorsanız bu konuda elinizden geleni yapmanızı öneririm. Ama bunun kolayı işte çocuğa bir şey açıp da oradan öğrensin kendi. Hayır öyle bir şey olmuyor. Karşılıklı iletişimle alakalı. Oluyor mu? Eğer ki ne kadar erken yaşta yaparsanız o kadar güzel şeyler çıkıyor ortaya. Diyorum ya benim hiç tahmin edemediğim kadar kolay oldu bu iş. Üç tane au-pair'e baktı. Ama illa olması gerekmiyor. Bir sürü yabancı öğrenci var şeyde İstanbul'da. Ve iyi İngilizceleri var. Onların haftada bir gün, iki gün çocuğunuzla vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Evinizde misafir edebilirsiniz. Yapılacak bir sürü şey var. Sadece kafa yorun o konuda ama çift dillilik herhangi bir dil yani hiç ben İngilizceyi tercih etmemin sebebi dediğim gibi dünyanın her yerinde en çok konuşulan dil olduğu için onu tercih ettim. Ama her dil zenginliktir. Lütfen fırsatınız varsa hiç kaçırmayın. Öğrensin çocuklar. Evet. Hocam, kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Pek çok soru geldi ama şöyle temel olanların, hani bazı değişik olan soruları almaya çalıştım. Bence çok güzel, çok faydalı bir yayın oldu. İlk defa Ben de bir çok keyif uzman aldım. ağzından bu konuda bir çocuk doktorundan dinledik bazı şeyleri, bazı önemli bilgileri. O yüzden de çok kıymetliydi paylaşımınız bizim için. Davetimi kırmayıp katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. İyi ki şey yaptınız, teklif ettiniz. Belki ben teklif ederdim çünkü çok sıkı takipçinizim. Gerçekten böyle hazırladığınız reislere de bayılıyorum. Ben hep kısıtlı tutmaya çalışıyorum. Çok az insanı takip ediyorum. Çünkü gerçekten ekranın, sosyal medyanın bizim hayatımızdan çok şey çaldığını düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar kısıtlı tutuyorum ama bu kısıtlılık içinde her girdiğimde mutlaka size bir bakıyorum neler yapmış diye çok keyif alıyorum. Çok Çok teşekkür ince ederim hocam. noktalar, çok güzel aktarıyorsunuz. Size de başarılar diliyorum. Aman bırakmayın, hep orada olun. Çok Ben de sağ çok olun hocam. Çok seviyorum teşekkür sizleri. ederim. Çok sağ olun. Ben de sizi severek ve ilgiyle takip ediyorum. Paylaşımlarınız çok kıymetli. Canlı yayınlarınız keza öyle, çok dolu dolu güzel bilgiler paylaşıyorsunuz bize, bebeğinlerle. Teşekkür Kaleminize ederim. sağlık, ağzınıza sağlık.
Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Peki. Sevgiler, saygılar. Bu akşamlık hoşça kalın. Kendinize Hoşça iyi kalın. bakın. Tekrar Katılımınızdan dolayı teşekkürler. da sizlere çok teşekkür ederiz. Başka bir yayında Tamam. görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet. İyi Hoşça akşamlar. kalın.